Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Gürkan Uçar. Bugün sizlere Android Java ile basit bir yemek tarifi uygulaması yapmayı göstereceğim. Bu yemek tarifi uygulamasına yemeğin resmini, tarifini, yapılışını ve gerekli malzemeleri bir de adını ekleyebileceksiniz. Android'in temellerini öğrenmemiz açısından güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Android Studio programını çalıştırıyorum. Şunu cancel edeyim. Start new Android Studio Project dedim. Buradan Empty Activity'yi seçiyorum. Next diyorum. Uygulamamızın adı yemek tarifi. Doğru yalı olsun. Finish dedim. Ve projemiz şu anda oluşturuluyor. Şurada Gradle Build yazısının bitmesini bekliyorum. Evet, yazı şu anda bitti. Bizim ilk yapmamız gereken şu olacak arkadaşlar. Recycler View dediğimiz Android'de birden fazla elementi göstermek için kullandığımız bir yapı var. Bu bizim verilerimizi alt alta sıralamaya yarıyor. Nasıl dersek mesela Instagram'da biz yukarıdan aşağıya hep kaydırıyoruz, gönderiler geliyor ya. İşte bu Android'de Recycler View tercih edilerek yapılıyor genelde. Bunu ekleyebilmek için öncelikle Gradle Scripts'ten With Gradle'a gidiyorum. Ve buradan şuraya implementasyon com Android Support Recycler View V7.28.0 eklemesini yapıyorum. Buraya herhangi bir şey eklediğimde senkronize etmem gerekiyor. Senkronize now diyorum. Evet, successful dedi. Şimdi kullanacağımız bu Recycler View'ı burada projede kütüphaneyi tanımlamış olduk. Yapacağımız ilk şey görünümlerimizi oluşturmak. Hangi görünümlere ihtiyacımız var? Birincisi bizim ekleme yapacağımız bir görünüme ihtiyacımız var. Onun için de buradan sağ tıkladım. New dedim. Activity'ye geldim. Buradan Empty Activity dedim. Bunun ismi de Insert Update olsun. Yani ekleme, çıkartma, güncelleme işlemlerimizi hepsini bu view üzerinden gerçekleştireceğiz. Java'da şöyle bir yapı vardır. Sizin görünüm kodlarınızla o görünümlerin yapması gereken komutlar farklı yerlerde bulundurulur. Buradaki görmüş olduklarınız Java kodlarımızdır. Asıl görünüm kısmı ise layout klasörünün altında, package'in altında yer almaktadır. Bakın, Activity main'e tıkladım. Buraya karşıma geldi görünüm. Buradan siz buton vesaire sürükleyerek de yapabilirsiniz ama bu çok fazla tercih edilmez. Onun yerine şuradan Split'e basıyorum. Bakın, karşıma XML diye bir şey çıktı. Biz tasarımlarımızı genelde bu XML üzerinden gerçekleştiririz. Buraya XML kodları yazarız. Öncelikle şuradan bunu Relative Layout diyorum. Bu layoutların ne işe yaradığına çok fazla değinmeyeceğim zaman açısından. Siz dilerseniz Google'a Android Layouts diye aratarak ayrıntılı bilgiye erişebilirsiniz. Sadece şunu söyleyeyim. Relative Layout her telefonda uyumlu bir şekilde gösterilmesini sağlıyor görüntünün. Şimdi bunun içerisine bir adet lineer layout ekliyorum. Width'i match parent, yani yukarıdan aşağıya ne kadar varsa onu eşlemesini sağlıyorum. Height'i de aynı, pardon, width sağdan sola yanlamasına. Height ise yukarıdan aşağıya. Buna da match parent dedim. Sonra bunu kapattım. Kapatınca otomatik kapattım, şey yaptı. Tamamladı. Şimdi buraya öncelikle bir başlık koyalım. Yanına da ekleme butonu koyalım. Fakat ekleme butonuna bir ikon ekleyeceğiz. Onun için
Dravable'a geliyorum. Sağ tıklıyorum. New diyorum. Pardon. New dedikten sonra buradan Vector Asset'e tıkladım. Clip Art diyor. Buna tıklıyorum. Ve burada Add diye aratıyorum. Bakın direkt ekleme butonu çıktı. Mesela şunu alalım. Next diyorum. Finish diyorum. Dravable'ın altına bizim ikonumuz eklenmiş oldu. Şimdi geliyorum buraya. Öncelikle bir tane text oluşturacağız. Bu arada bu text ile ekleme butonu yan yana gelecek. Onun için bir daha lineer layout oluşturuyorum. Bunu da match parent değil, wrap content dedim. Wrap content dememin sebebi buraya koyacağım elemanların büyüklüğü ne kadarsa o kadar yer kaplasın. Ben bunu match parent dersem eğer şu kadar kısma bir eleman bile koysam o görünüm olarak tamamını kaplayacak. Bu da istemediğimiz bir şey. Bir de bunlara oryantasyon dediğimiz şeyi eklememiz gerekiyor. Ben buraya oryantasyon vertical dediğimde artık eklediğim elemanlar yukarıdan aşağıya doğru sıralanmış bir şekilde yerleştirilecekler. Bu lineer layout'un içine ne koyarsam, mesela bunu koydum. Bunu yukarıdan aşağı sıralanmış bir şekilde yerleştirecek. Şu alta da koysam. Birinci burada, ikinci burada şeklinde. Bunu eğer orientation'ı horizontal yaparsam o zaman da sağdan sola doğru bunları soldan sağa doğru sıralanmış bir şekilde yerleştirecek. Şimdi bunun içine bir text view bekliyorum. Width'i yani genişliği break content olsun. Height'i de break content olsun. Şuraya yazımızı yazalım. Text diyorum. Enter'a bastım. Food recipes. Yani yemek tarifleri olsun. Bunun size'ını ayarlayabilirim. Size yazdım. Text size çıktı. Şuna mesela 30 dpi dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle gözüktü. Ben buna margin dediğim şeyi verirsem bunu biraz daha ortalamış oluyorum. Veya margin mesela 20 dp dedim. Sağdan sola, yukarıdan aşağıya her tarafa 20 dp'lik yani o kadar 20 piksel gibi boşluk bırakıyor. Evet, şimdi ise bunun yanına bir de ekleme yapmak için buton gibi bir şey ekleyeceğiz. Hemen buton oluşturuyorum. Hatta image button olsun. Büyüklüğü 25 dpi'ye 25 dpi olsun. Şöyle kapattım. Bakın butonumuz burada gözüküyor. Çok küçük oldu. Onun boyutunu yine düzeltiriz. Öncelikle background'ını verelim. Background image'imiz bizim şu add circle outline olacak. Şunun boyutunu da şöyle 50'ye çıkartalım. Evet, 50 dedik. Ama bakın ikisi çok düzgün bir şekilde durmuyor şu anda. Buna da bir margin verelim. Margin 25 dp'lik. Yukarıdakine kaç vermişiz margini? 20 vermişiz. O zaman buna da aynı verelim. Bu da 20 dp'lik olsun. Şu anda ikisi neredeyse aynı hizada duruyor gibiler. Bunları ortalamak istersen buraya geliyorum. Gravity Center diyorum. Sadece gravity yazan. Evet. Bu şekilde ortalanmış oldu. Şimdi bir de elemanlarımı göstereceğim. Recycler View'u buna eklemem gerekiyor. Bakın bunun içine direkt eklemiyorum. Dışarıdaki lineer layout'un içine ekliyorum. Buraya eklersem o da yan tarafa gelecek. Ve görünüm olarak sıkıntı olacak. Buraya Recycler View diyorum. Match Parent olsun. Match Parent olsun. Gördüğünüz gibi Recycler View'umuz buraya geldi. Şimdi buna bir ID vermem gerekiyor. Android'de bu elemanlarımıza ID sayesinde erişiyoruz. Recycler
View olsun adı. Sonra bu butonumuza da bir ID vermemiz gerekiyor. Add button olsun. Buna gerek yok. Şimdi ikinci görünümümüzü oluşturalım. Yine split diyorum. Bunu adını relative layout diyorum. Burada da bizim öncelikle bir edit text'imiz olacak. Edit text dediğimiz şey nedir? Bizim yazı yazdığımız yerlere edit text adı veriliyor. Metin girişi yapıyoruz buralardan. Width match parent olsun. Height wrap content olsun. Buraya hint dediğimiz bir şey giriyoruz. Hint yani orada herhangi bir yazı bulunmuyorsa bizim hint diye yazdığımız yazı gözüküyor. Food name dedim. Mesela şöyle yaklaştırayım bir. Bakın burada gözüküyor. Bunun size'ını biraz büyütelim. 25 dpi olsun. Margin verelim. O da 25 dpi olsun. Böyle daha güzel oldu. Bir de buna ID vermemiz gerekiyor. Food name. Sonra bunu dilerseniz kopyalayabilirsiniz ama öncelikle bunları bir lineer layout için almamız gerekiyor. Almazsak ne olur onu göstereyim. Almazsak bunlar şu anda üst üste binmiş şekilde duruyorlar. Hatta bakın margini biraz arttırayım mesela ya da azaltayım. Bakın üst üste biniyorlar. Neden? Çünkü biz bunları herhangi bir layout'un içine daha doğrusu lineer layout'un içine yerleştirmedik. Şuraya lineer layout koyuyorum. Match parent olsun, match parent olsun. Orientation'ı vertical olmak zorunda. Bunları kesiyorum. Ve içerisine koyuyorum. Şimdi düzgün bir şekilde gözüküyor. Food name'de bu da food recipe değil de food ingredient. Şuraya da ekleyelim. Malzemeleri. Sonra bir tane de tarifi ekleyeceğiz. Food recipe. Başka bir de son olarak buraya fotoğrafını ekleyeceğiz. Fotoğrafını seçmek için bir tane buton oluşturalım. Bunun adı da image button olsun. Kaç dpi olsun işte 200 dpi'ye 200 dpi olsun. Böyle güzel. Şimdi bunu bir ortalayalım. Ortalamak için gravity diyorum yine. Layout gravity dedi. Center dedim. Ortalandı. Son olarak şunu biraz daha küçültebiliriz. Çünkü yazıları yazarken şey olursa alta taşarsa çok hoş bir görüntü olmayabilir. Buna text de verebiliyoruz sanırım. Veremiyoruz. Problem değil. Ama background'ını şöyle resim verebiliriz. Tamamdır. Son olarak da normal bir button ekleyeceğiz. Wrap content olsun. Text Add food olsun. Gravity yine center. Hop. Layout gravity center. Margin verelim. 25 dp. Bu şekilde gözüküyor.
Bir de bunlara ID vermemiz gerekiyor. ID image button ID add button. Bir de add button şurada da vardı. Bunda da add button mı? Bunun küçük aile başı. Ya bunlar şey olmasın, karışık olmasın diye şunu düzelteyim de. New food falan olsun. Tamam. Şimdi son olarak görünüm kısmında halletmemiz gereken şeylerden birisi de bu liste itemlerimizi göstereceğimiz layout görünüm. Onun için de buradan layout'a sağ tıklıyorum. Layout resource file diyorum. Buraya da list items diyelim. İsmi list items olsun. Bunu direkt okey dedim. Oluşturdum. Split'e bastım yine. Buraya tekrardan relative layout verdim. Sonra geliyorum. Lineer layout yerleştiriyorum bir adet. Çünkü içine itemlerimizi koyacağız. Ne kadar break content olsun. Orientation vertical olsun. Şimdi öncelikle bir nelerimiz bulunacak bizim. Şurada solda yemeğin resmi olsun. Sonra sağda başlığı olsun. Bu ikisi bizim için yeterli olacaktır aslında. Yemek ve resmi ve adı gözükmesi. Şuraya bir tane daha lineer layout oluşturayım. O zaman oluşturmayayım. Direkt bunu horizontal yapalım. Buraya bir image view koydum. Ne kadar olsun boyutu? 120 dpi. 120 dpi olsun. Margin verelim. 25 dpi'lik yine. Bir tane ID verelim. List item image diye. Sonra şuraya bir tane text view ekleyelim. Bu da break content olsun. Text şu an yemek adı işte, ya da İngilizce yazalım. Food name. Tabii şu anda gözükmüyor. Belli olmuyor. Onu bir düzeltelim. Size verelim. Text size 50 dpi olsun. 50 dpi çok mu büyük oldu? Düzeltiriz onu da. Bir margin verelim. 25 dpi'lik. Şunun boyutunu 40 yapalım. Gravity'yi center yaptık. Bunların ikisi uyuşmuş oldu. Şunun da gravity'si center olsun. Tamam, süper. Bir de bunu şimdi görmek için bir resim verelim. Hemen şu drawable'dan. Vektör asset diyorum. Şuradan image diye arattırdım. Background'ı image olsun. Ve şunun isterseniz bir arka planın rengini değiştirelim. Background. Şimdi bakın rengi nasıl kolayca seçebileceğimizi göstereceğim. Şöyle renk kodunu bu şekilde veriyorum. Daha sonra buraya tıklıyorum. Buradan tıkladığınızda direkt değiştirebiliyorsunuz. Nasıl olsun mesela kırmızı renk olsun. Şu food name'in rengini de beyaz yapalım. Text color. Android
White yazdığımda direkt geliyor. İlla ki öyle seçmenize gerek yok. Bu şekilde. Bir de buna da birazcık margin vereyim. 25 DP'lik ya da işte 20 DP'lik. Bu şekilde bir görünüm olsun. Yemek ismi yazsın. Burada da resmi gözüksün. Tamamdır. Hazırlayacağımız görünümler bu kadardı. Şimdi de diğer zor kısımlardan biri olan veri tabanına kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi veri tabanı kısmına geçelim. Bizim öncelikle bir model oluşturmamız gerekiyor veri tabanına kolay bir şekilde kayıt yapabilmek için. Object Oriented Programming temellerinden birisini alacağız. Nesne oluşturacağız. Bir class oluşturacağız. New diyorum. Java class. İsmi food olsun. Yemeği bizim bir integer türünde id'si olacak. Daha sonra string name'i. Bu arada bunlar private olsun. Dışarıdan erişilmesin. String. Ingredients. Private string. Type. Ve byte dizisi şeklinde bir de image'imiz olsun. Şimdi bunların get setlerini de oluşturmak gerekiyor. O yüzden şöyle aşağı geldim, sağ tıkladım. Generate diyorum. Getiren setlere bastım. Buradan shift'e basılı tutup hepsini seçiyorum. Okey dedim ve otomatikman burada get setlerimiz oluşturulmuş oldu. Şimdi de veri tabanı diye class oluşturacağım. DB olsun adı. Bu class'ımız SQLite'la OpenHelper diye bir şeyden kalıtım alması gerekiyor. Onu extend edeceğim. SQLite veri tabanı kullanacağız burada. SQLite OpenHelper dedim. Bana böyle bir hata verdi. Bunu vermesinin sebebi metotlarını implemente etmememden dolayı. Alt enter yaptım. Implement methods dedim. Okey dedim. Şu an metotlar otomatik olarak geldi. Öncelikle bir db name'i oluşturalım. Private static final diye. Bunu string türünde oluşturacağız. DB name olsun. Genelde sabit değişkenlerimizin isimlerini böyle büyük harflerle yazarız ki onları ayırt edebilirim. Adı ne olsun? Food DB olsun mesela. Ya da database. Veri tabanının adı. Sonra yine private static final int versiyon diye bir şey oluşturuyorum. Bu bizim SQLite bazın versiyonu olacak. Altı da bir tane string liste oluşturuyorum. Dizi daha doğrusu. Bunu oluşturmamın sebebi ise update, delete, işte insert işlemlerini yaparken kalınlara, alanlara daha kolay bir şekilde erişebilmem. Hepsinin adını yazmayacağım da direkt diyeceğim. Columns'ın sıfırıncı elemanı. Sonra birinci, ikinci diye devam edeceğim. Bu tamamen bize kolaylık sağlaması açısından. İlk alanımız neydi? ID. Sonra name'di. Sonra ingredients. Ama onları da şuradaki isimlerle aynı şeyler yazmam lazım. Ingredients, decide ve image. Şimdi bizim öncelikle bir veri tabanını oluşturmamız gerekiyor. Onu onCreate'in içerisinde yapıyoruz. Yani oluştururken diye.
Bakın şurada DB diye tanımlanmış. Ben ona geliyorum, diyorum DB nokta exec SQL. Buraya şimdi SQL kodumu yazacağım. Create table food. Yani tablo adı food olan bir tablo yarat dedim. ID diyorum. Integer ve primary key olacak. Auto increment. Yani otomatik olarak bu ID kendinden artacak. Sonra bir name'imiz vardı. Name'imizin tipi text olacak. Sonra şu gradients var. Onun da tipi text olacak. Recipe auto text. Ama image'imiz blob türünde olacak. Bu blob nasıl bir anlatabilirim size? Resimlerimizi veri tabanında saklamak istediğimizde onu direkt resim olarak saklayamıyoruz. Bir byte array'e çevirmemiz gerekiyor. O da çok uzun olduğu için text gibi saklayamıyoruz, yoksa text'in sınırlarını aşıyor. O yüzden blob veri türü, veri tipi kullanılıyor saklanırken. Sonra şuraya bir constructor dediğimiz şeyi oluşturmam gerekiyor. Bakın zaten kendisi hata veriyor. Kızardı burada bize. Dedik create constructor. Tamam, oluştur dedim. Şunların hepsini seçtim. Hop. Ha, buna gerek yok aslında. Kendimiz de yazabiliriz ya. Public TV diyorum. Context. Context olsun. Context ne işe yarıyor? Context uygulamanın o anda hangi durumda olduğunu bize belirten bir şey. Bunu Android kullanıyor. Context'i. Çok fazla ayrıntısını bilmenize gerek yok. DB name dedim. Burada int version önce ne? Context name int version. Ha, şu yukarıdakini söylüyor. Null diyorum. Sonra version gireceğim. Versiyon. Versiyonuna girdim. Bu kadardı şimdi. Sırada yapmam gereken bunun fonksiyonlarını içine yazmak. Bizim nelerimiz olacak? Öncelikle bir şuraya tanımlayayım. İki tane slash atınca da bu yorum satırı oluyor. Listeleme metodu olacak. Ondan sonra insert, yani oluşturma. Sonra update etme. Sonra delete. Bu metotlarımız olacak. Bir de sadece birisine ID ile getirme olacak. Bu ID ile getirmeyi nasıl kullanacağım? Mesela güncelleme yapmak istediğimde yeni bir tane view açacağım. Diyeceğim ki ID'si bu olan elemanı bana getir şeklinde kullanacağım. Öncelikle listeleme metodunu yazalım. Public list diyorum. Java utility list kullanacağız. İçerisine modelimi yazıyorum. Pardon. Food yazdım. List olsun. Bu SQLite database alsın. Ve hatayı da fırlatsın. Hata gerçekleşirse fırlatsın. Şimdi öncelikle bir liste daha oluşturuyorum. Food diye. Food list olsun. Eşittir new ArrayList. Bir de SQL yazarken şeyde cursor'la bu verileri erişmem gerekiyor SQLite'da. O yüzden bir tane cursor oluşturuyorum. Alt enter yaptım bu arada. Hemen tanımladı o. Eşittir. db.query, yani sorgu.
Ne yapacağız? Hangi tabloya? Food isimli tabloya. Geride kalan şu özelliklerin hepsini, bu order by falan, bunları direkt null olarak veriyorum. Null demek yani hiçbir şey yollama demek. Şöyle birkaç tane. Şunda kalmışız. Son bir tane daha null diyeceğiz. Tamamdır. Oldu mu? Olmadı. Neden olmadı? Neden hata veriyorsun? Ha. Bir de şimdi biz burada list oluşturduk ya. Bunu return eden bir fonksiyon olarak yazmamız gerekiyor. Return değeri yazıyoruz. Food listimizi döndürüyoruz return olarak da. Çünkü bakın burada dedik ki public void yazmadık. Buraya direkt list food diye bir şey yazdık. Food türünde bir liste geriye döndürmesi gerekiyor. Şimdi buraya bir while döngüsü oluşturacağım. İçinde de curse nokta move to next diyorum. Yani bizim bu cursor'da satır satır ilerliyor. Gidebileceği yere kadar bu while döngüsünü oluştur anlamına geliyor. Ne yapıyorum? Diyorum ki bir tane food oluştur. Eşittir new food. Bunu da while döngüsünün içinde yapıyorum. Food nokta set name. Pardon, name'den önce id'yi setleyeceğiz. Set id'si cursor nokta get integer diyorum. Buraya da cursor nokta get column index. Bunun içine de şu columns'ın sıfırını veriyorum. Yani gidiyor id'yi buraya şey yapıyor. Ha, direkt buraya mesela id de yazılabilir ama böyle yaptığımızda daha kolay olacak. Şimdi ben bunları kopyalayacağım bir saniye. Hızlı ilerleyeceğiz. Şimdi food'un bir de neyi var? Set name'i. Bunda da cursor nokta get string diyorum. Int string, set string. Burada ne yapacağım? Yine aynısını yazacağım. O zaman kopyalayayım direkt. Hop, kopyaladım. Bir tane şey fazla gelmiş. Bu da birincisi olacak. Şunu direkt kopyalayayım. Food nokta set ingredients. Bu da ikinci elemanı. Food nokta set recipe. Bu da üçüncü elemanı. Şimdi resimde de ne yazdıysak blobsa blob yapacağız bir de set image cursor nokta get blob diyorum. Cursor nokta get column index columns'ın dördüncü eleman. Son olarak da bu food'u oluşturduğumuz food'u food liste eklemem gerekiyor. Food nokta get food dedim. Ve return ettim food'umuz. Yemeğimiz. List fonksiyonumuz yani getirme fonksiyonumuz bu kadar. Şimdi ise sırada find by id fonksiyonumuz var. Bu find by id de aslında şunun kopyası gibi düşünebiliriz. Ha, direkt SQL sorgusu da yapabilirdik ama onu farklı bir şekilde yapacağım find by id'yi. Şöyle yapıyorum. Burada bir tek food dönecek bu arada. Liste dönmeyecek. Şuraya food'u dışarıda oluşturayım. Bu sefer. Aslında burada da dışarıda oluşturabilirdik ya. Yani 10 kere food oluşturmaya gerek yok.
Da diyeceğim ki set ID istedi ya. Şunu alayım. Kalsın. If diyorum. Cursor'un ID'si. Burada şuraya bir de integer ID yollamam gerekiyor. Cursor şeyin food'un ID'si bizim ID'mize eşitse. Bizim ID'mize eşitse ne yapsın? Bizim food'umuzu direkt döndürsün. Return food. Burada return etsin. Return ederse zaten burası otomatik while döngüsü bitmiş oluyor. Peki bulamazsa da null yollasın. Yani bulamadı, hiçbir şey bulamıyorsa bulamadın desin bize. Orada böyle iki tane return varsa o sıkıntı olmasın aklınızda neden iki tane return var diye. Bir tane return çalıştığında diğeri şey olmuyor, çalışmıyor. Yani burada sonlanıyor while döngüsü ne kadar olsa da. File bayağı iyi de hallettik. Şimdi sırada bizim save yani insert etme metodumuz var. Bunu da nasıl yapacağız? Public void. Bunu void olarak gireceğiz artık. Save olsun ya da işte insert olsun. Yine SQLite database DB de bize food yollasın ki biz neyi seviyeceksek onu alalım direkt. Şimdi burada content values diye bir şey oluşturmam gerekiyor. Values content values eşittir. New content values. Content values nokta put diyorum. Buraya da kalımsın. Sıfırıncı eleman. Yok. Birinci eleman diyorum. Çünkü ID'ye zaten otomatik verecek. Benim bir şey yapmama gerek yok. Food nokta. Get name. Şimdi bunu kopyalıyorum. İşte o kalımsın güzelliği burada ortaya çıkıyor. Bak, direkt burada geliyorsun. Hop bitti. Bu ne? Get image olacak. Get sahip olacak. Bu da get ingredients olacak. Sonra db nokta insert or throw hata fırlatsın diyorum. Burada hata fırlatsın diyeceksem buraya da throws SQL exception yazmam gerekiyor. Ne yapacağım? Tablonun adını giriyorum. Food isimli tabloya insert et. Neyi insert et? Content values'u. Bu arada şunu kolum hack'i. Ya. Şuraya bir null yazıyorum. Content values'u inserted. Insert'ümüz bu şekilde. Update'imiz nasıl? Onu da yazalım. Update de kolay. Birini yazdıktan sonra. Yine food tablosuna content values diye oluşturdum. Bu sefer db.update diyorum. Hangi tablo? Food tablosu. Şimdi şunları siliyorum. Content peki ya neyi biz update edeceğiz? ID'ye göre bizim update işlemini yapmamız gerekiyor. Yani where ID şartı vardır ya. Onu yapacağız. Food nokta get ID. Where clause yani where clause dedi where şartı yani neye göre ID'si food'un ID'si olan şeyi update edecek anlamına geliyor. Şimdi de delete var. Delete en kolayı zaten. Public void delete diyorum. Yine SQLite database DB
Artık ID versin bize yeter. Biz ID ile silme işlemini gerçekleştiririz. Bunda da yine throws SQL exception dedim. DB nokta delete diyorum. Ne istiyor bizden? Tabloda. Where clause diyor. Where clause da aynı şekilde ID eşittir artı ID yazıyorum. Where argumentı da null diye girdim. Nokta virgülü koy. Veri tabanı işlemlerimiz bizim bu kadar. Bir sonraki aşamada bu verilerimizi nasıl ekleme, çıkartma falan güncelleme yapacağız. Onu göstereceğim. Onu da hangi ekrandan yapacağız? Insert, update bu kısımdan yapacağız. İşte ismi girecek, içindekilere girecek. Ha, bu da şey, ingredients kalmış. Kod bir sahip olacak. Resmi girecek. Bundan sonra ekleye basacak. Eklenecek. Evet arkadaşlar, bu bölümde de bu insert update yapma kısımlarını işleyeceğiz. Öncelikle şunu düzeltmek istiyorum. Biz bunu image button olarak girmiştik. Fakat image button yaptığımızda seçilen resmi böyle göstermek biraz sıkıntılı olacak. O yüzden bunu direkt image view'a çeviriyorum. Kişi açısından herhangi bir farkı yok gibi. Öncelikle main activity kısmına geliyorum. Burada bizim şu artı butonunu tanımlamamız gerekiyor. Bu arada bu neymiş? Image button'mış. O zaman buraya da ben image button yazıyorum. Adı button olsun. Şuraya geliyorum. Button eşittir. File view by id. R nokta id yazıyorum. Bu R'nin anlamı resource demek. Resource nokta id. Neyin id'si? New food. New food dediğimiz şey ne? Burada görmüş olduğumuz işaret, bakın ID'sine new food vermiştik. Sonra bir de bu butonu tanımladık ama butonun tıklandığında ne yapması gerekiyor? Onu da bizim anlatmamız lazım. Programa söylememiz lazım. Onun için de buton nokta set on click listener diye bir fonksiyonumuz var. Onu oluşturuyorum. Bu butona tıklandığında anlamına geliyor. On click. Mesela on long press falan var. On press var. İşte basıldığında, uzun süre boyunca basıldığında anlamlarına geliyor. Buraya new on click listener yazıyorum. Bunu otomatik oluşturdu. Şimdi buna tıklandığında bizim bu aktiviteyi değiştirip, yani ekranı değiştirip şu insert update ekranını açması gerekiyor. Onu nasıl yapacağım? Intent oluşturmam lazım bunun için de. Intent eşittir. New intent. Şunu üstüne geldim. Alt enter'a basıp tıkladım. Import class var. Ona bastım. Şu anda bu kütüphaneyi otomatik olarak import etmiş oldu. Buraya benden bir context istiyor. Main activity nokta this'i verdim. Virgül koydum. Bu sefer de nereye gideceksem, hangi aktiviteye gitmek istiyorsam onun adını yazıyorum. Insert update nokta class diyorum. Class'ın adını veriyorum. Şimdi ben hem ekleme için hem de update işlemleri için aynı sayfayı kullanacağım. Ama bunun farkını, yani tıkladığımda o sayfaya geldiğinde update mi yapmak istiyorum yoksa insert mi yapmak istiyorum, bunu nasıl bildireceğim? Onun için de bir veri yollamam gerekiyor. Böyle bir yol düşündüm. Intent.putExtra diyorum. Buraya name, yani key ve value alıyor. Key event olsun. Virgül koydum. Values da insert olsun. Yani o activity açıldığında ben diyeceğim ki ilk başlangıcına event diye sana bir şey gelecek. Event adında. Bu event'ın value'su insert ise ekleme işlemi yap. Update ise baştan bütün alanları doldur. Sonra güncelleme işlemi yap. Karşısında bir şey komut vereceğim. Bunu kullanma sebebim oydu. Sonra da start activity internet diyorum. Artık otomatik olarak orası karşıma çıkacak. Şöyle emülatörden de başlatayım.
Orada bu emulatörü daha Android'i kurar kurmaz next 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 derseniz otomatik olarak size kuracaktır. Evet arkadaşlar, şu anda karşımıza geldi. Bu arada yeri gelmişken şu yemek tarifi tutorial yazısı var ya, bunu kaldırabiliyoruz. Onu da göstereyim hemen. Bu şey yaptıktan sonra artı tuşuna bastım. Bakın görmüş olduğunuz gibi ekleme insert update sayfası bize gelmiş oldu. Hemen o şeyi nasıl yapıyoruz onu göstereyim. Şu yazıyı nasıl kaldırırız. Buradan values'a geliyorum. Styles var. Styles'a tıkladım. Şurada light light.dark action var. Onu no action bar dersem çıkmadı, biraz kastı emülatörden. No action bar dediğimde ve tekrardan çalıştırdığımda görmüş olduğunuz gibi o kısım yok olmuş oldu. Tamamdır, şu anda bir problem yok gibi. Şimdi yapmam gereken bu insert update kısmına gelmek. Evet arkadaşlar, öncelikle bizim bu elementlerimizi tanımlamamız gerekiyor burada. Activity insert update XML'e geldim. Buradaki isimleri neyse onları az önce main activity'de tanımladığımız gibi tanımlayacağız. Yalnız buraya bir ekleme yapmak istiyorum. Hem silme hem ekleme işlemlerini buradan yapacaktık bu sayfadan. O yüzden bir de buraya silme butonu ekleyelim bir tane. Ve şunun adını add food'u da save olarak değiştirelim, daha mantıklı olsun. Bu kaydet olacak. Şunun ismini de save diyelim. Bu da delete olsun adı. Ve bakın bunlar gördüğünüz gibi şu an alt alta geldi. Nerede olduğu için. Ben bunları mesela yan yana koymak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bunları bir kesiyorum şuradan. Bir tane daha lineer layout oluşturuyorum. Hep content dedim. Ama bunun orientation'ını horizontal yapıyorum. Horizontal yaptığım için bunlar gördüğünüz üzere yan yana gelecek. Peki ben bunları ortalamak istersem bunu nasıl yapacağım? Buraya gravity yazıyorum. Center dediğimde gördüğünüz gibi ikisi de ortalanmış oldu. Şunun adını da gelelim. Delete yapalım. Biraz margin verebilirim bunları. Şöyle margin de verdik. Tamamdır. Hemen buraya geldim. Tanımlıyorum. Neyimiz var bizim? Bir edit tekstimiz var. Onu nereden anladım edit text olduğunu? Bakın burada edit text diye yazmışız. Food name'miş adı da. Edit text. Food name koyalım biz de. Eşit. Şu an şey yapacağız. Sadece yukarıda tanımlayacağız. Her yerden erişebilelim diye. Food recipe. Deneydi. Edit text. Food. Ingredients. Şunun da yazılışı doğru mu? Baktım ama hep unutuyorum. Ingredients. Tamamdır. Sonra bizim butonlarımız var. Save butonumuz ve delete butonumuz. Buton save olsun. Buton delete olsun. Başka bir de 3 tane şey. Heh. Resmi seçmek için bir image view'umuz var. Bunda da image button'mış. Ama bakın image button dediğimi aldanmayın. Kendisi aslında resim görüntüsü. Bunu ama buton olarak kullanabiliyoruz. O bunda bir sıkıntınız olmasın. Sadece tanımlarken orada adı ne yazıyorsa ona uygun tanımlamamız gerekiyor. Image view, image button dedim. Ha bir de şu seçeceğimiz resmi bellekte saklamak için bir değişken oluşturuyorum. Bitmap
türünde. Nasıl mı yazdım? Bitmap image. Şuraya bir tane de boolean ekliyorum. Image selected. Bu boolean ekleme sebebim, biz buradaki artı butonuna tıkladığımızda resim seçilirse image selected true yapacak. Biz de diyeceğiz ki eğer resim varsa kaydet. Resim yoksa kayıt işlemini gerçekleştirme. Onun kontrolünü sağlamak için burada bir boolean değer oluşturduk. Şimdi buraya yukarıda tanımladığım şeylerin atamalarını yapıyorum. Onu da direkt food name diyorum mesela. Eşittir. Find view by id resource.id nokta neydi bunun adı? Food name'di. Tamam, food name'i aldım. Food ingredients eşittir. FV yazıyorum zaten direkt çıkıyor. Enter'a bastım. E nokta id nokta ingredients. Bu şekilde tanımlamalarımı ben gerçekleştirdim. Şimdi de bu resim seçme butonu, image butonuna tıklandığında yapması gereken işlemleri yazalım. Öncelikle yapmamız gereken image button'ımıza bir on click listener oluşturmak. On click listener ne işe yarıyor? Ona tıklandığında ne yapılması gerektiğini söylediğimiz kodları yazıyoruz bunun içerisine. Kod bloğun içerisine. Image button yazıyorum. Yazamadım. Heh. Image button.set on click listener dedim. New view on click listener. Bunu yazdığında bu alttakileri otomatikman getiriyor. Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Endişeniz olmasın. Şimdi tekrardan bir intent oluşturacağım. Fakat bu intenti farklı bir şey için kullanacağız. Bizim dosyalarımıza giden dosyalarımızı görmemizi sağlayan o görünümü açacak bize bu intent. Android ile bağlantılı olarak çalışıyor. Mesela siz herhangi bir yere resim yüklemek istediğinizde Google'dan internet sitesinden dosya seçe basıyorsunuz ya, karşınıza bir son dosyalar, resimler diye görünüm çıkıyor. İşte o görünümü açmaya yarayacak bu. Intent diyorum. Eşittir. New intent. İçine de intent nokta action get content. Sonra ise intent.setType diyorum. Burada yalnızca resimlerin bize gözükmesini sağlayacak olan kodu yazıyorum. Resim altındaki her şeyi bana göster demek bu. Sonradan start activity for result intent.createChooser dedim. İçine intent yazdım. Daha sonra virgül koydum. Yanlış yere. Şuraya title diyor. Title dediğimiz yani resim seçeceğim zaman gözükecek olan yazı. Pick image olsun adı. Sonra şuraya virgül koydum ve bir yazdım. Request kodu. Bu request kodu aşağıda kullanacağız. On intent result diye bir şeyde. On activity result diye bir şeyde. On activity result dediğimiz şey ne işe yarayacak? Burada bir intent açıldı ya, start activity falan dedik. Seçilme işlemi yapıldığında onu yakalayacak. Tamam, seçilme yapıldı diyecek olan kodları da onun içine yazacağız. On activity result dedim. Karşıma bu geldi. Şimdi bunun içerisine geliyorum ve diyorum ki if request kodu. Şunu silelim. If request kodu eşittir 1 ise, yani seçilme işlemi gerçekleştiyse ne yapacaksın? Resmi set edeceğiz. Şu bitmap image diye tanımladığımız kısma. Fakat önce bir try catch oluşturmamız gerekiyor. Bunun sebebi resim seçme esnasında herhangi bir hata olabilir. Eğer biz try catch'i burada kullanmazsak
Eğer resim seçtiğimiz bir hata gerçekleşirse direkt uygulama çökecek. Yani uygulama kapanacak. İşte uygulama hata verdi. Hata raporu gönder falan. O görünüm çıkacak bize. Bunu engellemek için try catch kullanıyoruz. Try yazdım. Altına catch yazdım. Şimdi parantezin içine exception yazıyorum. Exception'e. Altına tekrardan süslü parantez açıp e nokta print stack trace. Şimdi buraya asıl yazmam gereken şeyleri yazıyorum. Bir adet input stream oluşturacağız. Stream eşittir get control resolver nokta open input stream. Bunun içine data nokta get data diyorum. Yani şu internetin içinde seçtiğimiz datayı, veriyi getir, al anlamına geliyor bu. Sonra bunu image'e set ediyorum ama image'e set ederken direkt image eşittir stream diye bir şey kullanamam. Bunların türleri farklı. Image'in türü neyse bitmaps'i benim de bunu bitmap türünde set etmem gerekiyor. O yüzden bitmap factory kullanıyorum. bitmap factory.decode stream içine stream'i ver. Tamam. Sonra da bizim resim butonumuzun adı neydi? Image button'da. Image button nokta set image bitmap image dedim. Artık seçtiğimiz resim şeyde de gözükecek. Image button'da da yani burada da gözükecek. Son olarak bir de Image Selected'ı true'ya çekiyorum. Artık resim seçildi diyor. Orada bu bana kızdı. Neden kızdı? Alt Enter yapalım. Ve Add Super kaldı. Tamam, bunu ekleyelim. Az önce silmiştik ama sorun değil. Bunu ekleyelim. Şimdi yapmamız gereken diğer işlemlere geçelim. O işlemler neler? Öncelikle bizim ilk şu ekrana geldiğimizde update yapmak için geldiysek buradaki alanların dolu bir şekilde bizim karşımıza gelmesi gerekiyor. Mesela şu resim falan bunların hepsi dolu bir şekilde karşımıza gelmesi lazım. Bunları doldurmak için fonksiyon yazacağız. İkincisi buraya yazdığımız şeyleri save etmek için fonksiyon yazacağız. Üçüncüsü son olarak da delete etmek için fonksiyon yazacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle fill fonksiyonunu oluşturuyorum. Buraya public void fill yazdım. Yani doldurma fonksiyonu. Öncelikle image selected eşittir true diyorum. Bunu true olarak set etmemin sebebi biz update edeceğimiz zaman zaten bir resim seçili olarak bizim karşımıza çıkacak. Bu yüzden bunu programa bildirmek için burada default olarak image selected'ı true olarak ayarlıyorum. Sonra aşağıda bir database oluşturacağız. Bu database dediğimde şuradaki yazmış olduğumuz DB. DB database eşittir new database. Gene DB. Şimdi burada bana kızıyor. Neden kızıyor? Ctrl'e basılı tutup üzerine geliyorum. Bakın diyor ki context yazıyor şurasını. Yani benden context istiyor. Argüman eksik şu anda. Zaten hata da onu söylüyor. Accepted one arguments but not found zero falan diyor. Buraya ben context vereceğim. Neyin context'ini? Şu an hangi class'ın içindeysem onun context'ini vereceğim. Insert update bizim class'ımızın adı. O zaman insert update nokta this yazıyorum. Bu şekilde class'ın context'ini vermiş oldum. Şimdi altta da bir tane SQLite database oluşturmam gerekiyor. SQLite database eşittir. Şimdi database nokta get writeable database diyorum ve bunu dediğimde yazma hakları gelmiş oluyor bana. Write zaten yazmak demek. Yazma erişimi geldi. Şimdi bir tane food nesnesi oluşturuyorum ki şuradaki şeylere set ederken kolaylıkla set edebilelim diye. Food eşittir. Bu food nesnesi update edeceğimiz food nereden gelecek bize? Veri tabanı biz baştan food'un ID'sini yollayacağız. ID'si o olan food'u bize getirecek.
Bunun ID'sini nasıl alacağız? Onu da pardon, daha doğrusu ID'si olan bir şeyi nasıl getireceğiz? Onu göstereyim baştan. Database.fileByID diyorum. İçerisinde şimdi baştan SQLite database istiyor. Hemen SQLite database dedim. Bir de int ID istiyor. Bu ID'yi az önce main activity'de nasıl intent put extra dediysek şunun bir benzerini de bizim bu görünümlerimize, liste görünümümüze yazacağız. Orada biz herhangi bir elemanı seçtiğimizde onun ID'sini yine intent put extra olarak bize yollayacak. Biz de gelen ID'yi alacağız. Integer çevirip burada yazacağız. Integer nokta parse int diyorum. Neyi parse edeceğiz? Get intent nokta get string extra. Bunun içine de food id yazdım. Yani adı food id olan string extra'sını al, sen onu integer yap. Ondan sonra da gel buraya id olarak ata anlamına geliyor bu. Şimdi byte array oluşturuyorum bir adet. Bu byte array bizim fotoğrafımızın şeyleri olacak. Byte'leri olacak. Food nokta get photo diyorum. Get image diyorum pardon. Alta geldim. Image eşittir bitmap factory nokta decode byte array. Şimdi içerisine bytes diyorum. Virgül koydum. Burada offset 0 veriyorum offset yerine. Uzunluk olarak da bytes nokta length dedim. Sonra da image button nokta set image bitmap diyor. Onun içerisine image'i veriyorum. Sonra food name nokta set text food nokta get text get name pardon. Başka ne vardı? Ingredients vardı. Food ingredients nokta set text food nokta get ingredients. Başka ne vardı? Food recipe nokta set text. Ops, nereye girdik? Text food nokta get recipe. Tamamdır. Buradaki fill fonksiyonumuz bu şekilde oluştu. Şimdi bir de buradan şu şey ayarlamasını yapalım. Ya da önce bir delete yazalım. Sonra da insert ve update kısımları halledelim. Public void delete yazıyorum. Bu da delete yani silme fonksiyonumuz. Bunda da aynı şekilde database ve getWriteable database'i alacağım. Delete yapacağımız zaman da food'u yine ID'sine göre bulacağız. ID'den tespitini yapacağız. Sonra silinme işlemi gerçekleştikten sonra toast mesajı gösterdim. Yani toast dediğimiz şey o şey yaptığımızda biz herhangi bir işlem yaptığımızda böyle işte kayıt eklendi falan o tarz küçük böyle bir bildirim çıkıyor ya. Ama hiç okey butonu falan değil yani sadece bildirim gibi küçük bir şey çıkıyor mesaj çıkıyor. Toast onu göstermeye yarıyor. Post nokta make text diyorum. Make text diyorum. Bunun içerisine öncelikle benim yine şeyi vermem gerekiyor. Konteksti vermem gerekiyor. Insert update nokta dist dedim. Bunu dedikten sonra mesajımı yazıyorum. Delete. Sonra da virgül koydum. Length yani uzunluk vermem gerekiyor buna ne kadar bekleyeceğiyle alakalı. Onu da short yazdığımda büyük harflerle gelmesi lazım ama gelmedi mi? Hah, length short geldi bakın. Length short yazıyorum. Toast nokta length short yazıyorum. Ondan sonra bunun dış kısmına da geliyorum nokta show yazıyorum. Nokta show dediğim zaman artık bu o mesajı gösterir hale geliyor.
Bir de son bir şey yapacağım. Silme işlemini yaptıktan sonra beni activity main activity'ye yollasın. O main activity bizim şeylerimizin listelerimizin olduğu activity. Yani oraya yönlendirmesi için ben kod yazıyorum. Intent olarak main activity. Nokta. Hata verdi. Şunu. Intent diye hemen burada oluşturalım da. Insert update nokta. This main activity nokta. Class. Şimdi dediğimde bir sıkıntı olmaması lazım. Tamamdır. Delete fonksiyonumuz da bu şekilde tamamlandı. Şimdi ise insert ve update metotlarını yazalım. Burada şöyle bir şey yapacağız. Insert ve update'i aynı metot içerisine yazacağız. Sadece diyeceğiz ki if işte gelen şey şurada yolluyoruz ya, main activity ile insert yazıyor. Bu eğer insert ise kayıt işlemi yapsın, değilse update işlemi yapsın diye. İçinde if else kullanarak onu düzenleyeceğiz. Şimdi kod olarak gösterdiğimde daha mantıklı olacak, oturacak kafanıza. Hemen yazalım. Public void insert or update olsun. Şimdi geliyorum buraya yine database olarak şunları alıyorum. Şimdi diyorum ki food olsun. Eşittir new yazmıyorum. O kısmı şimdi halledeceğim. If diyorum. Get intent nokta. Get string neydi bu? Key'i event'ı event yazdım. Nokta equals equals eşit anlamına geliyor. String'lerde obje olduğu için direkt böyle eşit eşittir işte update falan yazamıyorum. String'de nokta equals şeklinde kullanmam gerekiyor. Eğer bu insert ise, yani yeni bir ekleme yapacaksam, o zaman bunu new'lemesinde bir sakınca yok bizim için. Food eşittir new food. Else değilse, o zaman diyorum ki sen food'u git kardeşim, şuradan id ile bana bul getir. Burada yaptığımız olay bu. Bu arada şu başındaki food'u siliyorum çünkü yukarıda tanımladığım için kızdı bana. Gerisi normal set etmek. Ama bu sefer bu food nesnesini set edeceğim. Gidip de food name'i, food ingredients gösterecek olan kısımları değil, artık nesneyi set edeceğim. Dilerseniz ona geçelim. Food name nokta set text diyorum. Food name nokta get text. Bir de nokta to string diyorum ki yani herhangi bir sayı bir şey olur falan. Onu sen string'e çevir öyle kullan anlamına geliyor bu nokta to string. Sonra food nokta set ingredients, o da food name nokta, yanlış dedim pardon, food ingredients nokta get text nokta to string. Başka ne kaldı? Çok çok pardon. Şimdi ise sırada bu food nesnemizi set etmemiz var. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Bu sefer food nokta set text diyorum. Ya set name. Food name nokta get text.
Nokta toString. Az önce ne yaptık? Food name'i, food name şunları set ettik. Şimdi de bunları alıyoruz. Bunların içindekileri getText ile alıyoruz. Food nesnemize set ediyoruz. Bu sefer tam tersi. Food nokta set ingredients. Food ingredients nokta getText nokta toString. Food recipe. Hop, yanlış oldu. Food nokta set recipe. Food recipe nokta get text nokta toString. Son olarak resmimiz kaldı. Resmi yine biraz sıkıntılı şey olduğu için değişik işlemler yapıp da set edeceğiz. Öncelikle byte array output stream diye bir şey oluşturuyoruz. Stream olsun eşittir new byte array output stream. Sonra da geliyorum buraya diyorum ki image nokta compress. Buraya compress format olarak bitmap nokta. Ha, şurada çıktı mı? Compress format png diyorum. Quality 100 verdim ve buraya stream yazıyorum. Şimdi food nokta set image stream nokta to byte array dedim. Bu şekilde resmi de setlemiş olduk. Son olarak çok doğru bulmadığım bir şey yapacağız buraya. Kodları başta buna uygun yazmadığım için böyle yapmak zorundayım. Kusura bakmayın. Eğer bu insert ise database nokta save diyorum. Gelmedi mi? Insert yanlış demişim. Save dedim. Nokta save dedim. İçine ne istiyormuş? SQLite database. Tamam verdik. Başka ne istiyormuş? Food istiyormuş. Food'umu da verdim. Bu şekilde. Eğer değilse onu daha şu şekilde update olarak yazıyorum. Burada iki kez if kullandık. Yani böyle bir şey aslında doğru değil. İyi şey yapamamışım bunu. Sonradan değiştirdiğim için biraz sıkıntı oldu. Normalde siz database.save yazarsınız. Buradan food'u verirsiniz. Yoksa kendisi kaydeder. Insert işlemi yapar. Eğer varsa da update işlemini gerçekleştirir ama şimdi böyle olmasında bir sakınca yok. Sonuçta çalışmasını istiyoruz sadece. Tekrardan bir mesaj gösterelim. Kaydedildi diye. Ve şunu da alalım komple. Ne olsun, bu da saved olsun. Şu anda kaydetme işlemi de tamamlandı. Artık tek yapmamız gereken ne? Eğer ilk geldiğinde burası şeyse insert ise pardon insert değilse o zaman fil işlemi yapması gerekiyor. Yani alanları doldurması gerekiyor. Bu arada bunu burada iki farklı şekilde kullanabiliriz. Buna ben ister update yazarım. Yani update ise doldurma işlemi yapar. Ya da fil değilse insert değilse doldurma işlemi gerçekleştirir. Evet arkadaşlar, sıradaysa bu görmüş olduğunuz save ve delete butonlarının on click listelerini oluşturmamız gerekiyor. Yani basıldığında ne yapılacağını yazmamız gerekiyor. Geliyorum öncelikle buraya. Save nokta set on click listener. New view on click listener dedim. Burada bir şey check etmemiz gerekiyor. Şu alanlar dolmuş mu? Yani boş bırakılmasın bunlar ve resim seçili mi diye. Onu nasıl yapacağım? Buraya bir if şartı yazıyorum. If diyorum ki şu parantezleri de açayım. Image selected eşittir. True'ysa ve food name nokta getText nokta toString nokta length büyüktür sıfırsa
Aynı şekilde bunu kopyalıyorum. Diğer şeyler için de kullanacağız. Food recipe ve food ingredients. Bunlar boş değilse, doluysa anlamına geliyor bu. Ne yapacak? Fill fonksiyonunu çağıracak. Peki ya değilse? Değilse de bize bir hata mesajı göstersin. İşte gerekli alanları doldurmalısın diye falan. Bir şeyler yazsın. Şunu kopyalayalım. Buraya. Field blanks. İşte boşlukları doldur dedik. Şimdi de delete butonu için onclick listini oluşturalım. Delete nokta set onclick listener. New view onclick listener. Buraya da direkt delete fonksiyonunu çağırıyorum. Şuradaki şeye baktım, bu fonksiyon adıyla butonun adı aynı olunca sıkıntı olur mu diye baktım da onu hiç fark etmemişim. Olmaz gibi duruyor çünkü burada CTRL tutup da üstüne bastığımda delete fonksiyonuna gidiyor. Ha bu arada fill dedim. Burada yanlış yazdım. Çok kusura bakmayın. Insert update olacak. Insert or update. Onu da fark ettik iyi ki. Şimdi bir de burada yukarıda şeyi nasıl tanımladık? Set image, image select. Onu tanımlamamışız. Eğer doldurmaysa, yani doldurma işlemi gerçekleşecekse ki bu boş değil anlamına geliyor. Burada da image selected eşittir. True olsun. Değilse de image selected'ımız false olsun. Bu delete butonunda yalnız şöyle bir sıkıntı oluşacak. Eğer biz güncelleme yapmamak için yeni bir yemek eklemek için giriş yaptıysak ve delete butonuna tıklarsak program silecek bir şey bulamayacak ve patlayacak muhtemelen. Bunu engellemek için de yine şu yukarıda yapmış olduğumuz işlemi alalım, kopyalayalım. Şuraya geliyorum. Diyorum ki yani bu da ne diyor? Insert olmayacaksa, update olacaksa. Bizim delete fonksiyonumuz eğer update yapılacaksa çalışabilir. Yani olmayan bir şeyi sen delete edemezsin ki. Demek ki buraya delete yazarsan problem çıkartmayacak. Eğer insert ise o zaman da ne olsun buraya? You must add food first olsun. Öncelikle yemek eklemelisin ki silebilesin. Tamamdır. Hemen bir çalıştıralım. Bu arada arkadaşlar ben montajda videonun bazı kısımlarını kesiyorum. Düzenlemeler yapıyorum. Hızlandırıyorum bazı yerleri. Sizde hemen açılmayabilir emülatörde. Bende de aslında hemen açılmıyor da. Ben montajda hızlandırdığım için size çok hızlıymış gibi geliyor. Yapacak bir şey yok. Emülatörlerde durum bu. İsterseniz kendi telefonunuzu takarak da emülatör niyetine kullanabilirsiniz. Bunun için de geliştirici seçeneklerini açmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. İnternetten araştırabilirsiniz. Şimdi şu artı butonuna tıklıyorum. Yeni bir yemek ekleyelim bakalım. Food name. Sallıyorum şu an. Bir de resim seçmeyelim önce. Önce resim seçmeden kaydetmeye basalım. Ne diyor? Fill the blanks diyor. Bir de delete'e basalım. You must add first. Add food first. Evet. Şimdi de resmimizi seçelim. Resmi de seçtim. Save'e basıyorum. Şu an save dedi. Ben bunun kaydolup kaydolmadığını nasıl anlayacağım burada gözükmediği sürece? Bakın şu altta Device Manager, Device File Explorer diye bir şey var. Ona tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi açılması biraz uzun sürebilir. Karşıma böyle bir şey çıktı.
Buradan data'ya giriyorum. Sonra tekrardan data'ya geldim. Şimdi uygulamamızın dizini bulmak gerekiyor buradan. Neydi? Com.Jarsoft yemek tarifi soruluyor. Buraya tıkladıktan sonra database diyor. Database'in içinde de yine bir tane database dosyası var. Bunu sağ tıklıyorum. Save as diyorum. Ne yapabilirsin? İşte Android proje DB gösterdiği bir şey oluşturalım. Kendi bilgisayarımda kayıtlı burada SQLite database'i var. Onu açıyorum, o programı. Şu an karşıma çıktı. Alıyorum bunu, sürüklüyorum. Sonra veriyi görüntüle diyorum. Buradan food'u seçtim, food tablosuna. Bakın yazdığım zaman hepsi buraya geldi. Image de buraya geldi. Bakın image'i de burada görebiliyoruz arkadaşlar. Yani yaptığımız şey doğru çalışıyor anlamına geliyor bu. Şimdi ise sırada bunu gösterme kısmı var. O en zor kısımlardan birisi diyebilirim. Evet arkadaşlar, insert etmek işlemimiz doğru bir şekilde çalışıyor gibi gözüküyor şu anda. Update ve fill işlemlerimiz ve delete işlemimiz doğru çalışıyor mu onu da gözlemlemek istiyorum. Bu yüzden main activity'de ufak bir değişiklik yapacağız. Öncelikle şunu update'e çeviriyorum. Ve şunu kopyalayıp alta geliyorum. Insert update'e bakın food id diye bir şey var. Name diyor. Geliyorum bu name kısmına food id diyorum. Id olarak da 1 yazıyorum. Bu 1'i nereden elde ettim? Şuradaki SQLite DB'mizdeki şu id kısmından. Tekrardan bir çalıştırıyorum hemen. Evet arkadaşlar, artık ekleme butonuna bastığımda az önceki var olan verileri getirmesi gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi doğru bir şekilde getirdi. Şimdi buna yemek adı diyelim. Şuna ne olsun işte hamur, yumurta falan bir şeyler olsun. Buraya da tarifini yazacağız. İşte yumurtaları çırpın şeklinde bir şeyler yazdım. Save'e bastım. Şu an save it dedi. Tekrardan bastım şu anda ekleme tuşuna. Bakın az önce yazdığım her şeyi bana burada geri getirdi. Yani şey işlemi, save etme, kaydetme, insert ya da update etme işlemi şu an doğru bir şekilde çalışıyor. Bu onu gösteriyor. Delete'e bastığımda çalışacak mı? Ona da bir bakalım. Evet, şu an tekrar tıklıyorum. Tekrar getirdi. Demek ki silme kısmında ufak bir sıkıntı var. Şu delete kısmına gelelim bakalım. Burada ne olabilir? Ha, ben burada delete işlemini yapmamışım ki. Delete işlemini unutmuşum. Hemen şurada bir alt satıra geçiyorum. Database nokta delete dedim. Buradan tekrardan bizden SQLite istiyor. SQLite database virgül. Buraya da ha direkt food.getID'yi de diyebilirim. Ya da şunu alıp direkt buraya yapıştırabilirim ama evet burada anlamsız bir şekilde uzatmışım. Kusura bakmayın, bazen insan ne yazdığını tam idrak edemeyebiliyor. Direkt şuraya food ID'yi verdiğimizde zaten silinecek. Hemen çalıştıralım. Evet, bastım ekleme tuşuna. Şu anda geldi. Delete tuşuna basıyorum. Şu anda silindi dedi. Ekleye bastığımda ya uygulama patlayacak ya da göstermeyecek. Uygulama patladı. İstediğimiz de buydu zaten. Yani olmayan bir şey göstermeyecek. Gerçi bu hata vermesini engelleyebiliriz ama zaten hep olan bir şeyi açacağımız için
Bize hata vermeyecek arkadaşlar. O konuda merak etmeyin. Tamam, close app diyorum. Sıkıntı yok şimdilik. Devam edebiliriz. Şunu tekrardan eski haline getiriyorum. Bu insert olarak kalacak. İsterseniz tekrardan değineyim. En son ne yaptığımızı. Burada ben database.delete demeyi unutmuşum. Oraya eklediğim zaman, buraya da ID'sini verdiğim zaman otomatikman sıkıntı düzeldi. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldiyseniz lütfen devam edin. İnşallah ortaya güzel bir şey çıkartmaya çalışacağız. Son kısımdayız artık. Bu yemeklerimizin listelenmesini sağlayacağız. Şuraya sağ tıklıyorum package'ımıza. New diyorum. Java class oluşturuyorum. İsmi Recycler View Adaptör olacak. Oluşturdum. Şimdi benim öncelikle yapmam gereken bunun altına bir view holder diye class oluşturmak. Public class view holder diyorum adına. Extend istedim. Recycler view nokta view holder. Zaten karşıma geldi. Şöyle açıp kapattım. Şu anda bana kızıyor bu. Neden kızıyor? Constructor oluşturmalısın diyor. Bakın üstüne gelip Alt Enter yapıyorum. Create Constructor dedi. Süper. Anahtar kelimesini oluşturdu. Şimdi burada ben tanımlamaları yapacağım. Neyi tanımlayacağım peki? Şuradan Reset tıklıyorum. Layout'a geldim. Layout'un içindeki List Items kısmındaki yer alan yerleri tanımlayacağım. Burada nelerimiz var? İlk olarak bir relative layout'umuz var. Bu arada şu relative layout'a isim verelim. ID diyorum. Enter'a bastım. Bir daha Enter'a bastım. List item rc view olsun bunun adı. Şu resmimizin bir ID'si varmış zaten. Image diye. Şunun da ID'si. Ha, bunun da ID'si yokmuş. Buna da ID verelim. List item name olsun. Bunun da ID'si tamamdır. Şimdi Recycler View adaptöre geldim. Buraya onları tanımlıyorum. Öncelikle bir Recycler View'umuz vardı. RC View olsun. Sonra bir adet bizim şunun neydi? Bunların türünde yazmak gerekiyor. Image view ve text view. Image view'umuz var. Image view ve şu an tekrar Alt Enter yapmam istiyor. Import class dedim. Text view. Buna da food name olsun. Food image olsun bunun adı da. Tamamdır. Şimdi ise bu yukarıda tanımladığım şeylerin neye ait olduğunu belirtmem gerekiyor. Bunun için de FindView by ID'yi kullanacağız. RCView eşittir. Bakın şurada view itemView yazıyor. Onu alıyorum. ItemView diyorum. Nokta. Gerisi aynı. FindView by ID. Neydi bizim ismimiz? R.id. List item rcview. Sonra food name'i de aynı şekilde itemView nokta findView by id ren nokta id nokta list item name ve son olarak food image'imiz de itemView nokta fv B yazdığım gibi zaten geliyor. R nokta ID nokta list item image. Tamamdır. Burada tanımlamamızı gerçekleştirdik. Sırada şu Recycler View adaptörümüzün bir şey extend edeceğiz. Recycler View adaptör View Holder diye. Yani şunu extend edeceğiz. O da nasıl yazıyorum? Extend dedim. Recycler view nokta adaptör. Şöyle
küçüktür büyüktür işareti koydum. Sayı kalır view adaptör nokta view holder dedim. Şu an bana kızarıyor. Neden kızarıyor? Alt enter yapıyorum. Diyor ki implement methods diyor. Metotları implemente et diyor. Tamam dedim. Şu anda metotlarımızı implemente etti. Yani buraya oluşturdu. Öncelikle burada ilk yapmam gereken yukarıya yine birkaç bir şey tanımlayacağım. Şuraya geliyorum ve diyorum ki static list oluşturalım burada. Ne listesi olsun? Food listesi. Bu arada list tanımlanmadı, import edilmediği için kızdı bana. Import ettim. Food list. Sonra bir de static context oluşturuyorum. Bu context daima gerekiyor arkadaşlar. Yani bu aklınızın bir köşesinde olsun. Context önemli bir şey. Uygulamanın hangi durumda kaldığını bize anlatıyor. Kontekstimizi de oluşturduk. Şimdi recycler view adaptörümüzün bir constructor klasını yazmam gerekiyor. Constructor dediğimiz ne oluyor? Yani yapıcı metotlar. Şunun ilk çağırdığımızda yapılacak olan işlemleri metodun içine yazıyoruz. Public recycler view adaptör. Yani bunun ismini geldim direkt buraya yazdım. Şöyle parantez şeylerimi süslü parantezlerimi açtım kapattım. Bizden ne istesin bu? Bir adet food listesi istesin. Şöyle isimler karışmasın diye de alt direk koydum başına. Dedim ki sen food listesini gel buraya. Gelen food listesine eşitle. Sonra buraya geliyorum. Get item count diyor. Bu get item count return ettiği şey 0 ve kaç adet eleman olduğunu gösteriyor. Eğer biz bunu 0 olarak bırakırsak bize hiçbir şey göstermeyecek. Bizim bunu food list'in size'ı şeklinde ayarlamamız gerekiyor. Yani food list'te kaç tane bizim şeyimiz varsa, food'umuz varsa onların hepsini göster anlamına geliyor bu. O kadar sayı veriyor bize. Sonra şu view holder onCreate view holder'a geliyorum. Buraya da yine bir view oluşturacağım öncelikle. View eşittir. Layout inflator. From. Şimdi şurada görmüş olduğunuz parent'ı kullanacağız. R nokta. Layout nokta. Burada da şu XML dosyamızın layout'umuzun adını girmem gerekiyor. Adı neymiş? List item'mış. List items diye yazdım. Son olarak parent'ı tekrardan yazıyorum. Ve buraya attached to root değerini false olarak giriyorum. Bir alt satıra geçtim. View holder oluşturacağım. View holder eşittir. New view holder. İçerisine de bu az önceki view'u veriyorum. Context dediğimiz şeyde eşittir. Parent nokta get context dedim. Ve son olarak return ederken null return etmiyorum. Buraya view holder yazıyorum. Yani view holder'ı return edecek oluşturduktan sonra. Şimdi onBind'a geldik. OnBind'de ise bu atama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Hemen ona da geçelim. Şimdi resimleri atamak için tekrardan biraz uzun yola geçiş yapacağız, uğraşacağız. Foodlist.get position diyorum. Position hangi sıradaki itemin olduğunu gösterir bize. Mesela sıfırın food list'in işte position sıfırıncı elemanına bize çağıracak getirecek. O anlamda hangi sırada olduğunu bize gösteriyor. Get image dedim arada. Sonra da bitmap image. Image eşittir. Bitmap factory nokta. Decode byte array
Bir önceki yaptığımız şeyle neredeyse aynısını yapıyoruz. Bytes diyorum. Bunu offset'i yine 0 verdim. Size'ı da bytes nokta length dedim. Tamamdır. Şimdi de holder nokta food image. Bakın bu food image nereden geldi onu göstereyim. Şu view holder'daki food image nokta set image bitmap image dedik. Holder nokta neydi? Food name nokta set text. Bu da bizim food listimizin nokta get diyorum. Position indeksini al ve onun name'ini bana getir dedim. Son olarak yapmam gereken bir şey de var. Bu holder yani şeye tıkladığımızda şuna tıkladığımızda gitsin bize update kısmını açsın. O update kısmını açması için de ben buraya Recycler View'a yine bir onClick listener oluşturacağım. Holder.rcView.set onClick listener diyorum. New View onClick listener dedim. Burada da intent oluşturuyorum. Intent eşittir ne? Intent. Context istiyor. Context'i verdim. Sonra hangi klasa aitse bu onun adını yazıyorum. Bu şu anda insert update klasına gidecek. Intent nokta put extra diyorum. Öncelikle şu event'ı update olarak gireyim. Ve intent nokta put extra food id. Doğru mu yazdım? Şuradan bakıyorum. Nerede? Food id. Virgül. Food'un id'sini nasıl veriyorduk? List food list nokta get indeksi position nokta get id diyerek bir de toString diyeceğiz buna. toString şu anda denmiyor. Neden denmiyor? Bunu da parantez içine almak gerekiyor. Şu anda olmaz. Olmadı. Tam olmadıysa o zaman şöyle yapacağız. Artı deyip tırnak işaretleri koydum ya. Bunu string'e çevir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yani toString şu anda gelmedi. Ama problem değil bizim için bu. Son olarak da context.startActivity diyorum. Buraya da neyi yazacağız? Intent'i. Bu kısım şimdilik bu kadar. Yani Recycler View kısmı bitti. Son olarak main aktiviteye geliyorum. Main aktivitede yapacağımız çok ufak bir değişiklik var. Main aktivitede yapacağımız şey şu. Recycler View'ı tanımlayacağım. Öncelikle şuradan açayım. Recycler View. Bakın ID de vermişiz zaten. Tamam. Recycler View diye. Geliyorum main aktiviteye yine. Şuraya bir Recycler View oluşturalım. RC View olsun. Sphinx byID. Recycler View. Sonra bunun altına geldim. Arkadaşlar burada öncelikle Recycler View'ı tanımadığımızda bizden bir food listesi bekliyor. Bu food listesini biz nasıl vereceğiz? Main aktiviteye geleceğiz öncelikle. Bütün elemanları şey yapacağız, alacağız, çağıracağız. Select yıldız from gibi kod var ya. Hatta göstereyim DB'yi. Nerede? Ha, list all fonksiyonu. Bu list all fonksiyonunu çağıracağız arkadaşlar. Bize bir liste döndürüyor. Bakın food list. Bizim adapterimizde zaten food list istiyor.
Biz istediği food listesini buna vereceğiz. Onu da hemen yapalım. Database eşittir new database. Pardon, ismi DB'ydi. Şuna context istiyor. Main activity nokta this dedim. Ve SQLite database yine oluşturuyoruz. SQLite database eşittir database nokta get. Bu arada arkadaşlar okuma işlemlerini readable database de diyebiliriz. Bu bir sıkıntı olmaz bizim için. Şimdi şey de oluşturalım. RC adaptör kısmında. Recycler view adaptör oluşturacağız bir tane. RC adaptör view. Eşittir new recycler view adaptör. Şimdi burada food listeyi vereceğiz. Database nokta list all dedim. Ne istiyor? SQLite database istiyor sadece. Başka da bir şey istemiyor zaten. Tamamdır. Sonra rc view nokta set adaptör. Rc adaptör dedim. Son olarak rc view nokta set layout manager. New. Burada da Recycler View'umuzun layout manager'ına linear layout manager olarak giriyorum. Main activity nokta this dedim. Hadi bismillah çalıştıralım bakalım. Şu an bir sıkıntı olmaması gerekiyor. Her şeyi yaptık gibi. Kapandı. Neden kapanmış olabilir? Arkadaşlar burada kusura bakmayın dalgınlığıma gelmiş. Bakın burada recycler view yazmışım ya. O şurada list items'ta burada ne olarak tanımladıysak onun yazılması gerekiyor. Burada relative layout yazdıysak biz de burada tanımlarken relative layout şeklinde yazmamız gerekiyor. Şu ismin bir önemi yok. Sadece tanımlarken o recycler view relative layout'a çevirdiğimizde hatamız gidecek. Ve son olarak iki tane daha hatamız kalmış. Onu da hemen düzeltelim arkadaşlar. İlk hatamız şu list items'a geliyorum. Res layout'tan list items. Şuna da bir enter'a basayım alt alta gelsin. Şunu height'ine wrap content diyorum. Şunun width'ini de match parent diyorum. Ve db'ye geliyorum son olarak. Şu food nesnesini oluşturuyoruz ya burada. Bunu ctrl x yapıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şuraya da sildim şey olsun, düzgün gözüksün. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet, hemen yeni bir yemek ekleyelim. Sarma olsun. Yaprak, tuz, pirinç. Gördüğünüz gibi ekleme işlemi gerçekleştirildi. Mesela herhangi birini düzenlemek istiyorum. Şu makarnayı soslu makarna yazmak istiyorum. Soslu makarna dedim. Save'e bastım. Soslu makarna oldu. Buradan sarmayı silmek istiyorum. Delete dedim. Sarma silindi. Uygulamamız bu kadardı arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Kusurlarım olduysa da kusura bakmayın. Umarım faydalı olmuştur. Bunu GitHub hesabımda da paylaşacağım. Videonun altına linki de ekleriz. Oradan erişebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.